takipçi kankalarım. Evet. Bıçaklar nerede? Bıçak bu şey buluş makinesinde. Bak onu al yıka. Evet, vallahi bir pazar temizliğine giriştim. Şu televizyon sesini bir kısayım. Evet, salonu komple bitirdim. Evet, salonu komple bitirdim. Şimdi çocuk odasını size gösterteyim mi? Real life. Niye? Allah'tan ışık yansıyor, görülmüyor. Bakın. Ne kadar dağınık, ne kadar dağınık. Buraya bakın. Sabah sabah etkinlik peşindeydik. Sabah sabah oyunlar peşindeydik. Oyunlarımızı oynadık. Kahvaltımızı yaptık. Mikail için dün hastaneye gittiğimizi söylemiştim. Hastaneden sonra onu dün babası götürmek istedi. Babasıyla gitti. Babasında kaldı dün akşam. O yüzden biz böyle kız çemli yalnızlık. Gülşen'i de sabah babam aldı. Camiye götürdü. Yavaş dikkat. Tam koy oraya. Ben şimdi keseceğim. Ömer Halis elma istedi de. Tamam, parmaklarını kesersin kız. Altında tahta olmadan kesme kız. Tezgahımı kesersin. Oraya koy, ben yapacağım, tamam. Ben git yapacağım. Oyuncaklarını toparla. Hayır git oyuncaklarını toparla. Neyse, böyle canlarım benim. Vallahi pazara böyle enerjik bir şekilde giriş yaptık. Dün gece Gülşen, ben ve Ömer üçümüz birlikte yattık kocaman yatakta. Gülşen dedim mi babam onu camiye götürmüştü diye. Neyse, o da demin camiden geldi. Tam ben temizliğe girişmişken o yokken de Ömer'le birazcık böyle bir etkinlik saati yaptık. 2 saat boyunca oyun oynadık. Bu el motorik gelişimini falan. Ay, şişelerime bakın. Ne yapalım, bu Almanya'da bu şişe derdimiz nedir bizim ya. En güzel burada saklanıyor ama şimdi onu da görmüş oldunuz. Neyse. Etkinlik yaptık. El motorisini geliştirici oyunlar oynadık 2 saat boyunca. Ondan sonra iyi de hadi bakalım dedim. Şimdi azıcık sen tablete bak. Yarım saat tablete bak dedim. O ara ben de salonu komple temizledim. Ben salonu temizlerken Gülşen de geldi. Dedim çabuk odana geçiyorsun, oyuncakları oradan topluyorsun. Böyle ne kadar hızlı konuştum. Ay, ne kadar hızlı. Evet konuştum. Sevgili takipçi kankalarım, temizliğimiz bittiyse gelelim bugünün en güzel tarifine. Bugün sizlerle Alman çöreği yapmak istiyorum. Almanların bu işte neydi, Noel vaktinde mutlaka yaptıkları haşhaşlı, böyle güzel üzeri pudra şekerli glazürlü bir çörek tarifleri var. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Tabii ki yani büyük ihtimalle yarım bir tane anca yiyebilirim ama olsun, yine de yapmak istiyorum. Çünkü tarifini sizlere vermek istiyorum. Bunun için gereken malzemelerimi hemen sizlere şöyle sayıyorum arkadaşlar. Neyimiz var? Yarım paket mayamız var. Yarım su bardağı sütümüz var. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı var. Burada bir fiske. Yani bir fiske ne kadar oluyor? Bir çay kaşığı, yani yarım çay kaşığının kadar bir tuz. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tane yumurta ve 3,5 su bardağı un. Aa bak, vanilyayı unuttum. Bir tane de vanilya şekeri gelecek arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane de vanilya şekeri. Bunları şimdi güzel böyle yavaşça güzel böyle bir hamur elde edeceğiz. Ondan sonraki aşamalarında nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. İç malzemesi olarak ben böyle hazır aldım. Siz haşhaşınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ben hazır böyle yaş haşhaş aldım. Ondan sonra en son üzerine de 3 yemek kaşığı süt ile pudra şekerini karıştırarak üzerine güzel bir glazür hazırlayacağız. Haydi bakalım, şimdi başlayalım yapım aşamasına. Olsun. İster pizza, ister poğaça, ister çörek, ne olursa olsun hamurumu böyle
kabın içerisindeki o sıvılı gittikten sonra toparlama aşaması yaptıktan sonra mutlaka böyle şu şurası var ya, burası ile birlikte şöyle ebene ebene hamurumu güzel özleştiririm. Böyle hamur yoğurmayı da ta genç kızlığımda benim Oktay Usta vardı, Samanyolu'nun TV'de, Samanyolu'nda işte o kanalda Oktay Usta vardı, mutlaka bilirsiniz. Ben her gün Oktay Usta'nın tariflerine bakar, Oktay Usta'nın tüm tariflerini mutlaka denerdim ve bunu yaptığımda 13, 14, 15, 16, 17 yaşlarındaydım böyle. Ta o zamanlarda zaten yapardım. Ve hamur yoğurmayı da Oktay Usta'dan öğrendim. Gerçekten birçok tarifi de hep Oktay Usta'dan öğrenmişimdir. Hep heves edip her şeyi de denerdim. Ondan sonra yani hamur böyle gerçekten çok güzel bir şekilde özleşiyor. Bakın yumuşacık bir hamurum oldu. Ne böyle sert ne böyle tam şey, bakın. Şöyle kulak memesi kıvamında. Çok güzel. Bunu şimdi güzel hemen böyle kapalı bir kaba alıyorum ve yarım saat dinlendirmem yetecektir. Bakın şu kadarcık bir avuç içi kadar bir hamur oldu. Bundan şimdi çok güzel haşhaşlı çörekler yapacağız sizlerle birlikte. Evet, geldik yine mutfağa. Mert tost istemişti. Yemek olduğu halde dünden yemeğimiz var aslında. Ama illa tost yemek istedi. Neyse şöyle şunları bir kenara alıyorum. Bakın hamurumuz bayağı kabardı. Bu kadar değildi. Güzel olmuş. Hemen bunu tek seferle açacağız canlarım benim. Şurayı silmiştim ama bir kez daha bir sileyim. Tozunu alayım. Bunları da buradan alayım. Aha bak, bunu silmemişim, görüyor musun? Üstü un kalmış. Güzel radyom benim. So. Şöyle bir tozumu alalım. Bak. Görüyor musun? Daha sabahın köründe sildim. Gene toz, gene toz. Gene her yer toz, gene her yer toz. Allah'ım, hiç mi bir insanın işi, gücü bitmez? Bitmiyor işte, bitmiyor. Neyse. Tantanımızdan sonra ne yapıyoruz? Şuraya çok az bir şey un serpiyoruz. Şöyle unu serpiyorum. Ve... Of of, ne kadar güzel, ne kadar güzel Allah'ım. Oh mis. Şöyle. Çok az bir şey. Sakın böyle çok fazla una bulamayın. Bunu şimdi güzel açalım. Evet, şunu da şöyle tozunu alayım. Oh. Evet, hazır mıyız gençler? Kalınlığında olacak canlarım benim. Böyle kocaman açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Sabitle. Şimdi bunu açacağım ve komplesini böyle buraya yayacağım. We'll be right back.
canlarım benim, bakın. Böyle kurabiye yapar gibi. Çok yavaş yavaş, yavaş yavaş, şöyle şu kadarcık kalınlıkta görebiliyorsunuz inşallah. Şu kadarcık kalınlıkta, böyle çok keskin bir bıçak olsun elinizde. Böyle yavaş yavaş dilimleyip hemen bırakıyorsunuz. Hiçbirini ellemeden bu şekilde alıp hemen tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Bakın, yavaş bir darbeyle. Sakın ola, şu parçada gösterteyim. Sakın ola bu şekilde kesmeye çalışmayın. O zaman böyle içini komple hamur olarak yapıştırmış olursunuz. Böyle çıkmasını istiyorsanız, tam şu spiral görüntü elde etmek istiyorsanız, kibar ve nazik davranacaksınız hamurunuza. Bakın, kibar ve nazik nazik. Oy yerim ben sizi. Anam, siz ne kadar güzel oldunuz. Ne kadar güzel oldunuz. Şimdi bunun üzerine bu fırından çıktıktan sonra hemen böyle sıcağıyla çok güzel bir glazür hazırlayacağız. Şeker, pudra şekeriyle birlikte. O da inanılmaz ayrı bir lezzet ve tat katacak. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Bu haşhaşlı bu arada şekerli tatlı, ben söylemiştim, hazır olanını aldım. Evet sevgili takipçi kankalarım, üzeri için burada bir tane yumurtanın sarısı ve biraz da süt var. Yumurtanın sarısıyla sütü karıştırıyoruz şöyle. Ve güzel çöreklerimizin üzerine sürüp daha sonra fırında pişiriyoruz. Ve fırından çıktıktan sonra da güzel mis glazurunu yapıyoruz. Çöreğimiz şöyle yapalım. Fırından çıktı. Şimdi gerekli olan tek malzememiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle göstereyim. Bakın kabardılar. Altı da kızardı. Bakın ne kadar güzel böyle. Şimdi hem böyle çıtır çıtır, hem pamuk gibi, içi pamuk gibi, dışı çıtır çıtır. Allah'ım ne kadar güzel. Şimdi bunu çok güzel bir glazür ile tamamlayacağız. Bunun için bir su bardağı pudra şekerimiz var. Canlarım benim. Bir su bardağı pudra şeker ve 2,5-3 çorba kaşığı süt. Bakın. 1, 2, 3. Önce 3 koyalım. Baktık, eğer çok koyu olursa birazcık daha süt ilave edebiliriz. Ama yok, bence tam kıvamı. Bunu şimdi iyice böyle eritelim. Hiç pütür kalmasın canlarım benim. Ondan sonra güzel bir şekilde bu haşhaşlı çörek mi denir, artık kurabiye mi denir, ne denir? Oh,
Komşu da pişer, bize de düşer demişler. Hadi bunu git Sergül teyzeye ver oğlum. Dur anne açsın kapıyı sana. Tamam. Tertlerin gel. Allah seni çoraplarını çıkart gelince. Tamam hadi git tıkla kapıyı. Hadi bakalım komşuya da verelim. Eve girince girmeden çoraplarını çıkar. Tıkla tıkla zile basma. Tıkla. Ben Meryem ablanın kızı şimdi benim şeyde görmüş. Story'imde görmüş bunları. Dedi ki hani bugün mi yaptın? Evet dedim. Ondan sonra afiyet olsun falan diye yazdı da kızı da ben de dedim ki gel dedim. Hayır senin değil bu. Mutfakta var. Ondan sonra gel dedim. Şey sana bir kahve yapayım hem de dedim yersin. Taze. O da yok sağ ol Allah razı olsun dedi. Ondan sonra ben şimdi öyle yazınca kızı Feriha Gök'e dedim ki anne ne olur almaya gidelim diye ısrar etmiş. Dedik ayıp olmazsa dedi Feriha Gök'e dedi göndereyim mi dedim. Gönder ne demek saçmalama ne ayıbı. Hemen şöyle kutuya koydum. Şimdi bekliyorum ablasıyla almaya gelecekler. Böyle biz de 1-2-3 boya bakıyormuşuz. Etrafı görüyorsunuz. Demin Sergül ablaya şey vermeye giderken dedim ya ben ona. Çabuk çoraplarını çıkart. Nerede çıkartmış? Pis, pasaklı. Bakın görüyorsunuz. Bugün temizlediğim evi görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok yani. Görüyorsunuz. Evet sevgili takipçi kankalarım. Tayyu eşliğinde kapanışımı yapayım istedim. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifi de denerseniz mutlaka bana yazın. Bir sonraki vlogda inşallah tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.